Bir önceki videoda hilesiz bir parayı 5 kere attığımızda tamı tamına 3 defa tura gelmesinin olasılığını hesaplamıştık. Bu videoda ise bu konuyla ilgili bir genelleme yapmak istiyorum. Yine hilesiz bir paraya sahip olduğumuzu düşüneceğiz ama çok yakında bu varsayıma ihtiyacımız olmadığını da göreceğiz. Evet bu videoda hilesiz bir parayla yaptığımız n tane yazı tura atışında k tane tura gelmesinin olasılığı. Evet bunu hesaplayacağız. Öncelik n tane yazı tura dışında kaç tane olasılık olduğunu hesaplamak birinci atış, ikinci atış, üçüncü atış derken bu atışlardan en tane olduğunu hesaba katacağız. Bu hilesiz bir para olduğundan her atışta iki tane olasılık var. Yani ya yazı gelecek ya da tura öyle değil mi? Buna dayanarak tüm olası sonuçların sayısını 2 çarpı 2 çarpı 2 yani en tane 2'nin birbiriyle çarpımı olarak düşünebiliriz ki bu da 2 üzeri n'e eşittir. Bu olasılıkların hepsinin de eşit olduklarını biliyoruz çünkü elimizde hilesiz bir para var. Peki bu eşit olası sonuçların kaç tanesinde k tane tura vardır? Aynen 3 tura gelmesi olasılığını düşünürken yaptığımız gibi bu k tane turanın ilkinin gelebileceği kaç tane durum olduğuna bakacağız. K tane turanın ilki n tane farklı atıştan herhangi birine gelebilir. Bu birinci atış olabilir, ikincisi olabilir, enincisi bile olabilir. K Turan'ın ikincisi ise bu arada K'nın ne olduğunu bilmediğimizi de ekleyeyim. Evet K Turan'ın ikincisinin gelebileceği atış sayısı da bu durumda n eksi 1'dir. Ve K Turan'ın üçüncüsünün gelebileceği atışların sayısı da şu ana kadar n atışın ikisinde tura geldiği için n eksi 2 olur. Evet bunu K tane Turan'ın hepsi için yaptığımızı düşüneceğiz. Yani bu yaptığımızı K defa yapacağız. Bu birincisi bu ikincisi bu üçüncüsü ve son olarak n eksi k eksi 1'e kadar geleceğiz. İsterseniz n'in 5, k'nın da 3 olduğu bir durum için bunu yapalım ve gerçekten de işe yaradığını görelim. n 5, k'da 3 olsaydı sonuç olarak 5 çarpı 4 çarpı 3 elde ederdik. Evet, bunun sonucu e, bu olurdu anlaştık mı? K'nın daha büyük bir sayı olduğunu düşündüğüm için ben buraya daha fazla terim yazdım ama eğer hesaplarsanız bunun 5 eksi 2 yani 3'e eşit olduğunu bulabilirsiniz. Kafanızı karıştırmamak için şöyle yazayım. Birinci turanın gelebileceği n tane atış var öyle değil mi? İkincisi için n eksi 1 bu şekilde devam edeceğiz ve bu terimlerin yani birbiriyle çarptığımız terimlerin sayısı k olacak. Sonuncusunu da n eksi k eksi 1 olarak göstereceğiz. Evet 5 atıştan 3'ünün tura gelmesi olasılığını bu şekilde göstermek daha iyi. Birinci tura için 5 atış, ikincisi için 4 ve n 5 olduğuna göre 5 eksi 2 yani 3. tura için de 3 atış var. İşe yaradığını gördünüz değil mi? Bu bize 3 turayı 5 farklı atışa kaç farklı şekilde yerleştirebileceğimizi veriyor. Son videoda olduğu gibi fazladan hesap yapmak da istemiyoruz çünkü sıranın bizim için herhangi bir önemi yok. Evet turaların tek bir sıralamasını ayrı tutmak istemiyoruz. Şu an farklı turaları farklı harflerle gösteriyorum. Evet bununla bunu tura A ve tura B ayrı tutmak istemiyoruz anlaştık mı? Bu farklı sıralamaların hepsini ayrı ayrı saymamak için de bunu k tane şeyi sıralamanın tüm farklı yollarının sayısına böleceğiz. Elimizde bir şeyden k tane varsa bu birincisi, bu ikincisi, bu şekilde k'ya kadar devam ettiğimizi düşünelim. Evet bunları kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Birincisi k tane farklı pozisyonda olabilir ya da ya da şu şekilde yapayım. Birinciyi t1 ile ikinciyi t2 ile göstereyim. Ve böylece t3 ve tk. Evet bunları kaç farklı şekilde sıralayabilirsiniz? t1 k farklı pozisyonda olabilir. t2 k eksi 1, t3 k eksi 2 ve sonuncusu yani tk da tek bir pozisyonda olabilir. Kısacası bunu k çarpı k eksi 1 çarpı k eksi 2 çarpı nokta 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 çarpı 1 şeklinde yazabiliriz. Bir önceki videoda 5 atışta 3 tura olasılığını inceliyorduk ve bu da 3 çarpı 2 çarpı 1 anlamına geliyordu. Peki bunu daha basit bir şekilde yazabilir miyim? Ne dersiniz? Buradaki ifadeye dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu k faktöriyeldir. Öyle değil mi? Faktöriyelin ne olduğunu daha önce duymadıysanız işte budur. Yani k çarpı k eksi 1 çarpı k eksi 2 ile başlayıp 1'e kadar çarpmaya devam ederiz. Mesela 2 faktöriyel 2 çarpı 1'dir. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel ise 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'e eşittir. Faktöryel aslında oldukça eğlencelidir ama sayılar büyüdükçe açık şekilde yazması da bir o kadar zordur. Her neyse, paydanın k faktöryel olarak ifade edilebileceğini söyledikten sonra hemen yazalım k faktöryel. Bir de payı faktöryel kullanarak yazıp yazamayacağımıza bakalım şimdi n faktöriyeli yazmak isteseydim, şuraya geçiyorum çünkü biraz yere ihtiyacım olacak. Evet, n faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 ile başlar ve 1'e kadar böyle devam eder, öyle değil mi? Bu hemen hemen istediğimiz şey ama bize bunların ilk k tanesi lazım. Bu yüzden de bunu n eksi k faktöriyele bölebiliriz diyorum ama bakalım olacak mı? Bunu n eksi k faktöriyele bölersek, n eksi k faktöriyeli de açık bir biçimde yazalım. Şöyle bu n eksi k çarpı n eksi k eksi 1 çarpı n eksi k eksi 2 ve en sonda da çarpı 1'e kadar devam eder. Bu bölme işlemini yaptığımızda birler birbirini götürür ve ister inanın ister inanmayın ama bu arada inanmıyorsanız kontrolü kendiniz de yapabilirsiniz. Neyse her şey burada geriye n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi k eksi 1 kalana kadar birbirini götürür. Bu parantezi açarsak n eksi k artı 1 elde ederiz. Ve bu da bundan bir büyük olan tam sayının ta kendisidir. Böldüğümüzde ise bununla bu, bununla buradaki terim, bu da buradaki bir terimle sadeleşir ve geriye bu kalır. İnanmıyorsanız size hemen kısa bir ispat yapayım. 5 faktöryel bölü 5 eksi 3 faktöryel. Bu 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bu payla bu pay aynı şey. Anlaştık mı? Bölü 5 eksi 3 faktör. 2 faktöryel yani 2 çarpı 1'e eşittir. 2 ile 2, 1 ile de 1 birbirini götürür ve geriye 5 çarpı 4 çarpı 3 kalır. İşte bu. Tamı tamına buradakinin aynısı. 5 çarpı 4 çarpı 3. Buradan yola çıkarak 3 şeyi 5 iskemleye yerleştirmenin farklı yollarını düşündüğümüzde, bu arada sıranın da önemli olmadığını eklemem lazım, buradaki ifadeyi elde ederiz. Ve bu da bununla aynı şeydir. Yani n faktöryel bölü n eksi k faktöryel. Tabii bunu bir de buna yani k faktöriyele bölmemiz lazım. Hemen yazalım. k faktöriyel ve işte bu. k tane şeyi n tane şeye ya da n tane atışta k tane tura gelmesinin olasılığı. Bunu farklı bir şekilde de yazabiliriz ve bu binom katsayıları için genelleştirilmiş bir formül olarak da bilinir. k tane şeyi n tane yere yerleştirmenin farklı yolları. Sıralama önemli değil. Anlaştık mı? Bunu ayrıca n tane yazı tura atışından k tanesinin tura gelmesi olarak da düşünebiliriz. k tanesinin tura olmasına karar veriyoruz ama ayrım yapmıyoruz. Anlaştık değil mi? Evet, bunların hepsi binom katsayıları için genelleştirilmiş yollardır. Videonun başındaki soruya geri dönecek olursak, yani hilesiz bir parayla yaptığımız n tane yazı tura atışında k tane tura gelmesinin olasılığı nedirdi sorumuz? 2 üzeri n tane eşit olasılıklı sonuç var, hemen not edelim, evet, bölü 2 üzeri n tane eşit olasılıklı sonuç. Bu sonuçların kaç tanesinde k tane tura var? İşte bu kadarı. n faktöriyel bölü k faktöriyel çarpı n eksi k faktöriyel. Bunu ezberlemek çok da zor değil ama benim 20 yıl önce gördüğüm bu formülü hala nasıl hatırladığımı merak ediyorsanız size her defasında işin mantığı üzerine kafa yormayı tercih ediyorum da oradan hatırlıyorum diyebilirim. 5 tane atış var 3 tanesinin tura gelmesini istiyoruz 3 turanın ilki 5 atıştan herhangi birinde olabilir İkincisi 4 atıştan herhangi birinde üçüncüsü de 3 üç atışın herhangi birinde 3 farklı şeyi sıralamanın farklı yolları arasında da ayrım yapmak istemediğim için bunu 3 faktöriyele yani 3 çarpı 2 çarpı 1'e bölüyoruz. Evet 3 farklı şeyi sıralamanın farklı yollarının sayısına bölüyoruz.